Ripple'ın XRP fiyatının 18 dolara yükselmesi 2017'deki dejavu senaryosunu yankılıyor şeklinde haberi görüyoruz. Üzerine biz de şöyle bir konuşacağız. Ya ve buradaki muhabbetler tabii nedir, ne değildir nezdinde üzerine dediğim gibi konuşmaya ve şöyle bir değerlendirip olayı detaylandırmaya gayret edeceğiz şeklinde ifade edebilirim. Bu arada tabii ki beğenmeyi ve kanalda abone olmayı unutmayalım. İzleyen herkes de bunları gerçekleştirsin. Hem videoyu beğensin hem de kanala abone olsun lütfen. Bunlar mühim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanala abone olanlara. İstiyorsanız hakeza tabii Facebook üzerinden takip edebilir ve veya katıl üyesi de olabilirsiniz. İsterseniz bunu da hatırlatmakta fayda görüyorum diyebilirim. Böyle de bir durum var yani. İsteyenler gerçekleştirir. Bunların linki de videonun açıklamalar bölümünün en alt kısmındadır. O linke tıklayanlar zaten gerekli sayfaya ve noktaya yönlendirilecektir diye de altını çizmem lazım geliyor. Durum ve mevzu bu şekilde. Peki. Şimdi burada XRP coin'in fiyatlamasına dair tabii ki söylemler o çok açık. Yani söylemler tabii ki de abartı. Daha doğrusu bu 17 hayatta olmaz veya kesin olur falan tarzında söylemleri de ifade etmiyor. Bunları hani bu kadar basit bir şekilde bilemeyiz. Sonuçta şu şekilde bir şey, bak tekrar söyleyeyim onu. Hiçbir zaman olmaz ya işte fiyatlar şeye kadar 17'ye yükselecek. Dejavu diye bir şey olmaz piyasada. Ha, olur. Bu geçmişte olduğu için veya olmadığı için olmaz. Farklı sebeplerle olur. Bu anlamda tesadüf etmiş olur ancak ve ancak. O kadar. O yüzden dediğim gibi hani bu durumlar arasındaki farkı iyi bilmek gerekiyor. Tabii 2017'de 18 dolarlara kadar yükselmesi 3.84'lere kadar yükseldi. Belli oranda yine daha doğrusu benzer oranda diyor hani yükselirse yine oralara kadar çıkar. Fiyatları oralara kadar gelmiş olur tarzındaki şeyler var burada. Nedir o? Bu şekilde bu tarz buna benzer diyelim argümanlar olduğunu açıkçası görebiliyoruz. Böyle de bir durum söz konusu. Bunlar dediğim gibi hani maalesef birazcık şey argümanlar. Ne o? Birazcık kısır diyebileceğimiz argümanlar. Şu anda da tabii ki piyasa çok güçlü geçecek. Mesela faiz indirimleriyle birlikte neler olabileceğini kestirebilmek zor. Bir de potansiyel olarak gerçekten de nedir o? XRP coin'e etkisinin çok daha büyük olma ihtimali de fazla. Bu da değerlendirilmesi gereken bir konudur. Fakat dediğim gibi bütün bunları değerlendirdiğimiz zaman, göz önünde bulundurduğumuz zaman yine de hani şuraya kadar ilerler diye bir cevap hiçbir zaman çıkmayacaktır tabii ki. Bu da önemli konulardan bir tanesi. 18 dolara kadar yükselir mi onu bilmiyoruz ama harbiden güçlü bir süreç geçecek. Güçlü bir sezon geçecek. Bu son çeyrek özellikle 2025'te de dediğim gibi bu yön yukarı hareketler tabii katlanarak ilerlemesi ve bu minvalde bayağı da bir sürecin büyümesi beklentisi hakim. Mevzu bu yani aslında. Durum bu şekilde. Haberiniz ola. Ama dediğim gibi buradaki argümanlar doğru değil. Hani fiyat yükseliyor, yükselecek mi? Nerede şey mi yapacak? Ne onun adı? İşte dejavu mu yapacak? Tarih mi tekerrür edecek? Falan tarzındaki söylemler çoğunlukla boşa çıkar. Haberiniz olsun. Çeşitli katalizörler var tabii ki. Bunlar da birbirinden farklı şeyler. İşte örnek veriyorum şu anda faizlerin indirilecek olması peyderpey bu en önemli konuların başında geliyor ilk etapta. İkincisi hem faiz indirimi dedik
aynı zamanda çok mühim Ripple tarafının çıkaracağı hem RLUSD olsun, aynı zamanda çeşitli farklı çalışma faaliyetleri, potansiyel bir hard cars, XRP ETF'i, bunlar şu anda açıkçası en önemli konular, en önemli muhabbetler diyelim, arasında yer aldığını da ifade etmek gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla piyasadaki fiyatlamalar bunlara göre değişim gösterebilecek etapta şu an karşımıza çıkıyor. Muhabbet bu yani aslında. Durum bu şekilde. Bu tabii ki 18 mi 18'e kadar 18 dolar yapar mı yapmaz mı diyoruz. Genelde ideal denen noktalar ve genel tahminler bu kadar değil. İşte 10 dolar hani çok fazla söyleniyor yani 10 dolardan çok telaffuz edilir. Bu da garanti yani üstte olabilir, altta olabilir tabii ki. Yani bunlar da nokta atışı böyle bir şeyi nasıl diyeyim garanti eden pozisyonları ifade etmez. Pozisyonları ifade etmez. Bunlar da tabii ki belli oranda zaten adı üstünde tahmin diye ifade edebileceğimiz söylemlerle karşımıza gelir. Haberiniz olsun. Ha bunlar bilinmesi lazım tabii ki. Ve genel anlamda yanlış hareket etmemek ve dahi sıkıntıya düşmemek amacıyla yatırımcı da her zaman yatırımcının da her zaman temkinli hareketler yapması gerekiyor. Genelde bazen mesela belli bir pozisyona tutuluyor yatırımcı diyor ki 18 dolar 18 dolara yüksek ya tamam da 18 dolara yükselip yükselmeyeceğine dair tekrar söylüyorum. Net bir şey burada olmadığı için dolayısıyla yatırımcı belli zaman dilimlerinde aslında kendini de hani gereksiz yere şey yapmış oluyor. O pozisyonlara mesela tabiri caizse tutunuyor ve oraları ezber bir şekilde bekliyor. Halbuki zamanlama ve süreç ana anla tabii ki şey yapar, gerçekleşir. Ve yatırımcı da buradaki ilerlemeleri diyelim ve genel fiyat artışlarını hani ana anla yine takip ederek aslında o süreci değerlendirmeye ve o sürecin farkında olup oradan tabii ki işte çeşitli kazanç vesaire elde etmeye gayret eder. Ancak bu şekilde olur esasında mevcut süreçteki o malum yukarı hareketler ve bundan kaynaklanan kazançların aslında elde edilişinin şeyi de budur. Nasıl diyeyim? Genel muhabbette budur yani onu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden yatırımcı hiçbir zaman ne FUD'a ne FOMO'ya kapılmadan hareket etmeli. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşçakalın.